Efendim merhaba. Artık bir hafta sonunda birlikteyiz. Pazartesinden itibaren nasıl bir haftayla karşılaşacağız? 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyoruz. Şimdi en önemli konu şu. Berat Albayrak geri dönüyor mu? Tayyip Bey ona Bakanlar Kurulu'nda mı yer verecek? Yoksa Cumhurbaşkanlığında danışmanlık mı verecek? En ciddi tartışma konularından birisi bu. Neden bu duruma gelindi? Tabii o sorunun yanıtını arayacağız. Peki Berat Albayrak yeniden dönerse dolar ne olacak? Bu çok ciddi biçimde önümüzde duran stratejik sorular. Peki efendim, o zaman şöyle başlayalım. Şimdi biliyorsunuz Berat Albayrak'ın istifasından bugüne kadar geçen süre işte 3 ay birazcık birkaç gün geçmiş midir 3 ayı neyse o civarda öyle bir dönem olduğu. Son birkaç gün öncesine kadar Tayyip Bey bu konuyu hiç diline dolamamıştı. Fakat bir anda Berat Albayrak'la ilgili şiddetli açıklamalar yapmaya başladı. Bunun sebebi ne? Önce buradan başlayalım. Efendim bunun temel nedeni Tayyip Bey'i bu yönde açıklama yapmaya iten temel etken Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere muhalefet unsurlarının ısrarla İki konuyu soruyor olmuş olmaları. Birincisi, 128 milyar dolar nereye gitti, kime verildi? İkincisi de, efendim Berat Albayrak nerede? Tabii onlar damat nerede diye soruyorlar soruyu. Tayyip Bey, her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Televizyonlardaki yorumları da dinliyorsunuz. Bütün katılımcıları, herkes biliyor ki Tayyip Bey son derece, yani deneyimli olmanın ötesinde usta bir iç politika ustası. Öyle söyleyelim efendim. Önemli bir usta. Şunu fark etmeye başladı Tayyip Bey. Bir, Gara operasyonunda kendisi söyledi ya başarılı olamadık diye. Gara operasyonundaki başarısızlık. İki, Berat Albayrak'ın damat kimliğiyle sürekli olarak vurgu yapılıyor olmuş olması nedeniyle bu her iki olayın kendisine artık dönmeye başladığını seçim sürecinde veya başka bir deyimle söyleyeyim, seçim atmosferine girildiğinde muhalefet partilerinin ve muhalif unsurların kendisine karşı kamuoyu önünde bunları çok şiddetli biçimde dile getirip efendim savunacak olmaları ve hesap soracak olmaları. Dolayısıyla şimdi ne yapıyor? Tayyip Bey bunların önünü kesmeye çalışıyor. O halde dile getirilme sebebi bu. Şimdi öte yandan söylediği bir husus vardı. Özet olarak söylüyorum artık bunlar çok bilindiği için. Efendim dedi bütün bu konuşmalar onun lisanıyla söyleyeyim bütün bu saldırılar aileme yönelik olmaya başladı diye. Tabii ki işin şu kısmı doğru ve gerçek. Efendim Berat Bey damat yani Tayyip Bey'in kızının eşi aynı zamanda torunların babası doğal olaraktır ki bir aile mensubudur ve aile mensubu olarak koruma altına alınacak. Şimdi en baştaki, birinci sıradaki stratejik yanlışlık neydi? Stratejik yanlışlık şuydu. Tayyip Bey'in aileden birisini bakan yapmış olması idi. Biz bunun adına nepotizm diyoruz. Bir kere bu yanlıştı. Enerji Bakanlığı'na getirildi. O yetmedi. En kritik bakanlığa, en stratejik bakanlığa getirdi. Hazine ve Maliye'nin başına koydu. Ya işte zaten bu stratejik yanlışlığın arkasının kar topu gibi büyüyerek geleceği, eleştirilerin şiddetleneceği ortada idi. Dedi ki Tayyip Bey o konuşmasında, damat olmuş olması yani aileden birisi olmuş olması nedeniyle bu kadar ağır saldırılara uğruyor. Oysa ki çok başarıları var ve bu başarılar göz ardı ediliyor. Şimdi bakacağız efendim başarı var mı yok mu Berat Bey açısından. O ayrı bir husus. Şimdi göreceğiz onun ne olup ne olmadığını. İşte ben de rakamlar açısından bir değerlendirme yapacağım. Orada karşımıza çıkacak. Ama Berat Bey'in başarısız olduğu Tayyip Bey tarafından da biliniyor. Piyasalar tarafından da biliniyor. Dünya finans aktörleri tarafından da biliniyor. Yani memleket de biliyor, dünya da biliyor. Ama Tayyip Bey'in tabii ki bunu böyle koruyor olmuş olması ve koruyacak olması önemli. Bir taraftan ailenin yeniden bir perde olmuş olması nedeniyle içeriye çekiyor. Bu çok anlaşılabilir. Çekmeye çalışıyor.
Öte yandan da ama Berat Albayrak'ı yeniden siyasetin içine çekmeye, saraya uzun sözün kısası, saraya çekmeye çalışırken ama öte yandan da Berat Albayrak'ın daha önce yapmış olduğu kadrolaşmayı da biçmeye başladı. Örnek mi? Yeni İstanbul İl Başkanı'nın tayini Osman Nuri Kabaktepe Beyefendi'yi İstanbul İl Başkanlığı gibi kritik bir yere getirmiş olması. Bunun anlamı ne? Çok çıplak. Bir önceki yani görevden aldığı AKP'nin İstanbul İl Başkanı Berat Albayrak'ın adamlarından birisiydi. Geçen biliyorsunuz AKP açısından çok başarısızlıkla sonuçlanmış, ağır yenilgiyle sonuçlanmış olan İstanbul seçimlerinde ikinci kez yineletildi ya, anımsayacağız. İşte AKP'nin içinde benim de yakın olup konuştuğum insanlar şunu söylediler. Tayyip Bey dediler, İstanbul seçimini aslında ikinci kez yani tekrarlatma yoluna gitmeyecekti. Düşüncesi o yöndeydi. Ama Berat Albayrak'ın ısrarı sonucu, ayak diretmesi sonucu bu seçim yinelendi. Bana söyleyenlerin ben yalancısıyım. Bana anlatılanı sizlere aktarıyorum ama AKP'nin içinde benim de ahlaklarına, namuslarına çok güvendiğim kişiler. Bunu bana söyleyenler. Doğru olma ihtimali çok yüksek yani uzun sözün kısası. Öte yandan İstanbul'da belediye başkanı adayı AKP'nin kimdi? En güçlü isimlerden birisi olan de Binali Bey. Ancak Binali Yıldırım'la Berat Albayrak'ın arası da son derece bozuk, son derece kötüydü. Bir kere bunu da bir köşeye koyalım. Şimdi öte yandan Berat Albayrak'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilişkileri iyi miydi? Hayır, onunla da çok kötüydü. Şimdi bunları masanın üzerine koyalım. Şimdi bunun üzerine konuşarak yürüyeceğiz. Yürüyeceğiz meselesini de ifade ederken. Ama Tayyip Bey'in bir cümlesini anımsatmak isterim. Ne dedi? Şimdi tek sebep var. Kendi içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık dalgası ile hesaplaşmayı reddeden bir zihniyettir bizim zihniyetimiz. Hiçbir yorum yapmıyorum ama konuştuklarımı da bunun üzerine oturtunuz. Şimdi efendim, son İstanbul Kongresi'nde Tayyip Bey dedi ki 94 ruhuyla 2023'ü kucaklayacağız. Peki eğer 94 ruhuyla 2023'ü kucaklayacaksa Berat Albayrak'ı yeniden hükümetin içine çekerek ya da sarayda kendisine danışman yaparak veya Tayyip Bey AKP Genel Başkanlığından çekilerek yerine Berat Albayrak'ı koymak istiyorsa o zaman 94 ruhu nerede kaldı? 94 ruhu hangi ruhtur? Milli görüş ruhudur. Bununla ilgili görüşlerimi pazartesi günü paylaşacağım sizinle. Yani bu nasıl bir anlam ifade ediyor İstanbul'da kongre, bu 94 ruhu nedir? Ancak şimdi Berat Albayrak'ın en güçlü görev olasılığı nedir? Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı. Öte yandan Enerji Bakanlığı'na getirileceğini söyleyenler var. Dışişleri Bakanlığı'na getirileceğini söyleyenler var. Bunları da bir köşede tutalım bakalım. Şimdi AKP'nin 24 Mart'ta biliyorsunuz büyük kongresi var. Şimdi o 24 Mart'a kadarki süreçte Berat Albayrak'ı tekrar geriye herhangi bir göreve getirirse bunun yansımaları ne olur? Hiç kuşkusuz ki unutmayalım ki Tayyip Bey bunun hesaplarını bizden çok daha iyi yapıyordur diye düşünüyoruz. Bu çok doğal. Peki neden böyle bir çıkış yaptı sorusunun yanıtı işte bence 24 Mart'taki büyük kongreyle ilgilidir. Niçin? Çünkü CHP'nin, Kemal Bey'in ısrarla hem bu 128 milyar doları dile getiriyor olması, hem işte Meral Hanım'ın da Kemal Bey'in de damat bey nerede, damat bey nerede diyerek ortaya sundukları ifadeler Tayyip Bey'i ezmeye başladı. İşte Tayyip Bey şimdi ne yapıyor? Uyguladığı taktikle
üzerindeki bu baskıdan, yani onu ezmeye çalışan presin altından çıkmaya çaba harcıyor. Bunu da bir kez böyle görelim. Ancak çok daha önce Berat Albayrak'ın ayrılışıyla ilgili söylemiş olduğum cümlemi hatırlatayım efendim sizlere. O zaman ne demiştim? Berat Albayrak'ın ayrılışı aile kararıylaydı. Ancak şimdi iyi güzel geri getireceksiniz ama Berat Albayrak'ın o ayrılışındaki at izi it izine karıştı ifadesini nereye koyacaksınız? Allah sonumuzu hayır eylesin cümlesini nereye koyacaksınız? Kendisi bunu nasıl açıklayacak? Hatırlayınız, Berat Albayrak istifa ettiğinde iktidara yakın olan bütün o medya mensupları bilmem ne yaptı? Yayınlayamadı, duyuramadılar. Saatlerce ve saatlerce bu istifayı, sonra üzerine yorum yapamadılar. Ama bugün güzellemeler efendim yazmaya devam etmekteler. Şimdi Tayyip Bey, Berat Albayrak partinin içinden herhangi bir göreve getirdiğinde parti içinden kimsenin sesi çıkabilir mi, kimse hayır diyebilir mi? Kesinlikle hiç kimse buna en ufacık biçimde hayır diyemez. Ancak şimdi Berat Albayrak partinin içinde seviliyor mu? Büyük kısım tarafından sevilmiyor. Berat Albayrak bürokrasi tarafından, Merkez Bankası dahil bürokrasi tarafından seviliyor mu? Hayır, hiç sevilmiyor. Kişisel tavırlarıyla sevilmiyor, olmuyor, bu olmuyor. Yine orada bir cümle vardı. Berat Albayrak için kullanılan kimsesizlerin kimsesi diye, işte medyada da bununla ilgili böyle sloganik cümleler. Bu kimdir? Bu cumhuriyetin tanımıdır, Atatürk tarafından yapılmış olan. Onun aslında bir çok güzel öyküsü var. Bir programda onu anlatayım size, bu cümlenin nasıl ortaya çıktığını. Peki, şimdi efendim, kayıp olan nedir? 128 milyar dolar. Tayyip Bey dedi ki bu para son derece şeffaf, açık harcanmıştır, bunun yerleri bellidir falan dedi. Şimdi bakalım Berat Albayrak gerçekten başarılı mı, başarısız mı göreceğiz. Efendim şöyle düşünelim. Şimdi deniyor ki Tayyip Bey o gün de söyledi, 95 milyar dolar dedi rezervi var Merkez Bankası'nın. Ama 140 milyar dolar da Merkez Bankası'nın yükümlülüğü var. Peki birbirinden çıkardığınız zaman sonuç ne oluyor? Sonuç ortada. Sonuç olarak eksi 45 milyar dolar Merkez Bankası'nın elindeki işte 100 milyar dolar dövize satılıyor. O oluyor, bu oluyor. İhracatçılardan da 50 milyarı da efendim yine satıyorlar. Şunlar oluyor, bunlar oluyor. Sonuçta şu anda Merkez Bankası'nın elindeki döviz rezervleri ekside. Bakın şimdi. Dış ticaret açığımızı ben merak ettim. Dedim ki ekonomistler bunu hesaplamışlar mı? Hesaplamışlar efendim. 2002 yılına kadar dış ticaret açığı 2.3 trilyon görülürken toplamı. 18 yılın sonunda bugün 3.4'e çıkmış. Yani dış ticaret açığımız 1.1 trilyona gelmiş. Bu nasıl bir başarı olabilir? Şimdi 2002'de AKP iktidarı aldığında dış borcumuz 87 milyar dolarmış. 2021'de dış borcumuz 187 milyar dolar. Efendim böyle bir başarı olur mu? Aritmetiğe bakıyorum ben. Şimdi bakın, toplam borçlanma, Türkiye'nin borçlanması 75 yılda 131 milyar dolarken 18 yıllık borçlanma 304 milyar dolar. Şimdi üretim yok, yatırım yok. İşte ihracattaki boşluklar ortada, tarımın durumu, turizm, bütün bunlar ne durumda? Dolayısıyla geri dönüp baktığımız zaman Berat Albayrak döneminin başarılı olup olmadığını neyle ölçeceğiz? Tabii ki aritmetik sonuçlarla. Şimdi yine ekonomistler hesaplamışlar. 3 Kasım 2020'de dolar 8 lira 54 kuruşmuş. Şimdi Türkiye'ye 1000 dolar getiren birisi 8.540 liraya bunu bozduruyor. Doğru mu efendim? Tamam. 16 Şubat 2021'de dolar 6 lira 95 kuruşa geriliyor. Yabancı elindeki bu 8.540 lirayla 1.222,8 dolar alıyor. Dikkat edin bak şimdi 1000 dolar getirdi. 222,8 dolar kazançla çıktı mı? Ayrıca faiz ve borsadan da çıktılar mı? Bakın şimdi. Demek ki burada geri dönüp baktığınız zaman
Berat Albayrak dönemi öyle başarılarla dolu falan filan bir dönem değil. Tam tersi son derece başarısız bir dönem. O nedenle Tayyip Bey'in efendim başarıları görülmüyor, görmüyorsunuz demiş olması çok anlaşılabilir bir husus değil. Peki şimdi diyeceksiniz ki niye durup dururken efendim bu kadar ay sonra Tayyip Bey bunu dile getirdi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Önümüzde seçim var çünkü. Bakın önümüzde seçim var. Dedim ya pazartesi günü üzerine konuşacağım Tayyip Bey'in İstanbul'daki konuşması ya yönelik olarak. O konuşmada Tayyip Bey seçimi kendisi dile getirdi. Orada anlattı. Hatta böyle elinin havaya kaldırmaları var simgesel olarak bir takım şeyler. Orada başka başka simgeler var, hususlar var. Benim bakış açımla söylüyorum. Efendim şimdi Türkiye'nin içine düştüğü ekonomik durum. Madem ki Berat Bey bu kadar başarılıydı, o zaman neden Tayyip Bey Süleyman Soylu olayında olduğu gibi üstelik de Instagram üzerinden ben ayrılıyorum diye işte o ünlü mektubunu yayınladığında neden ne dedin anlamadım yaşına. Twitter mi? Ben Instagram diye hayır Instagram Twitter mı? Diye olmaz. Artık o kadarını biliyorum. Twitter'daki şeyler nedir? Sözcük sayıları falan filan az onlar. Lütfen rica ederim. Bilmiyorsam da o kadar da değil hanımefendi. Efendim. Bak araya girip insicamımı bozuyorsun benim. Sen de televizyondakiler gibisin ha. Öyle. Efendim. Neyse. Şimdi madem ki bu kadar başarılıydı. Neden reddetmedi? Neden geri çevirmedi? Efendim Süleyman Soylu'nun beyefendinin istifasını hatırlayınız. İçişleri Bakanı. Ne oldu? İstifa ettiğinde Tayyip Bey bunu kabul etmiyorum dedi. Hiç kuşkusuz ki orada Devlet Bahçeli beyefendinin çok önemli şey var, baskısı var. Devlet Bey faktörünü hiç unutmayalım. Öyle çok kolay kolay Devlet Bey varken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu öyle görevden falan da alamazsınız. O da ayrı bir şey, onu da kenara koyayım da. O dursun kenarda. Efendim, şimdi gelinen nokta itibariyle o zaman bizim çok uzun uzun düşünmemiz gerekiyor bütün bunları. Kabinede bir değişiklik yapılacak mı? Tabii ki yapılacak, mecburen yapılacak kabinede değişiklik. Şimdi Gara Operasyonu'ndan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Bey'in orada kalması artık çok zor. Çok zor. Çünkü sonuçta burada bir açıklama yapılmak zorunda. Hiç kuşkusuz ki burada bizim yasalarımıza son değişikliklere göre yani Cumhurbaşkanı'nı evet siyaseten emiri veren, son kararı veren o olmuş olması nedeniyle politik anlamda sorumludur. Ama operasyonun başarısızlığı konusunda birisinin bununla ilgili olarak tırnak içinde söylüyorum şunu yanlış anlaşılmasın hesap vermesi gerekiyor. Ama bu suçlu değildir. Kişi mahkemeye falan verilmez. Suçlanma anlamında değil bu. O nedenle şimdi bunun bir açıklanması gerekiyor. Eğer bu açıklanmadığı sürece, bu yapılamadığı sürece unutmayınız ki seçim atmosferinde muhalefet partileri bunu sürekli olarak kullanacaklardır. O nedenle burada bir değişikliğe gidilecek. Dışişleri Bakanı görevden alınabilir mi? Berat Albayrak daha önce de söyleniyordu Dışişleri Bakanlığı'na getirilebilir diye bundan. Çok istifadan çok aylarca önce de söyleniyor idi. O tür değişikliklere gidebilir. Şimdi İstanbul İl Başkanlığı'na milli görüşten gelen, bu camiada sevilen, ağabey gibi görülen birisinin getirilmiş olması başka ne anlam taşıyor? Eğer Berat Albayrak Tayyip Bey tarafından yeniden ki getirilecek görülüyor, getirildiğinde İstanbul İl Başkanı artık Berat Albayrak'ın emir talimatlarıyla hareket edecek bir kişi olmayacak. Yani kısacası Tayyip Bey şimdi bir denge kuruyor. Bir denge kuruyor. Şimdi son soruyu soralım. Berat Albayrak eğer getirilirse dolar ne olur? Düşer mi? Yükselir mi? Bakın efendim. Tayyip Bey Berat Albayrak ismini telaffuz ettiğinde yani bunu dile getirdiğinde piyasalar hemen bir cevap verdi. Ne oldu? Dolar bir anda işte bir yükseldi. Piyasalar hemen cevap verdi.
Çünkü Berat Albayrak'a karşı unutmayalım ki çok büyük bir tepki var. Bu bize şunu gösteriyor. Evet, Merkez Bankası faizleri yükselterek bir parça fren koyduysa da, ama yine de unutmayalım ki yastık altındaki dövizler bir türlü sokağa çıkmıyor. Şu anda yabancı girişi 20 milyar dolar civarını bulmuş ama bunun hiçbir garantisi yok. Çünkü bu para yatırıma gelmiyor. Bu para paradan para kazanmak için geliyor. Yani döviz ucuzladı, alıyorlar, Türk lirasına yatırıyorlar, yüksek faizden, borsadan yararlanıyorlar. Ondan sonraki süreçte düşmüş olan bu rakamdan topluyorlar parayı. Yani yüksekten bozdurdu, Türk lirasına yatırdı, faizini aldı, dolar düştü, o Türk lirasından çıktı. Düşük faiz, düşük doları aldı, çıktı ve gitti. Sonra yeniden bekliyor. Faiz yükselsin, dolar düşsün, ben yine geleyim paradan para kazanayım. İşte efendim, bu büyük kayıp Berat Albayrak yüzünden oldu. Onun bu doları işte 5 lira, 6 lira aralığında tutacağım inadı yüzünden bu piyasada 128 milyar dolar. Bazı ekonomistler bunu 125 milyar dolar olarak hesaplıyor. 125-128 artık öyle bir rakama gittikten sonra çok fazla önemi olduğunu efendim artık düşünmüyorum. Bakınız, 10 Temmuz 2018, 10 Kasım 2020 arası, yani Berat Albayrak'ın ayrılışı. Bu arada biliyorsunuz bakanlık yaptı ya, Türk lirası %44 değer kaybetmiş. Kamu borcu efendim %92 artmış. Hazinenin döviz borcu %150 artmış. Lütfen söyler misiniz? Burada mı başarı var? Tayyip Bey iyi güzel diyor ki başarısızları görünmüyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Tekrar söylüyorum, Tayyip Bey Damat Bey'in adını anar anmaz unutmayınız ki dolar yükseldi. Dolayısıyla şimdi oturup bunu iyi hesap etmek gerekiyor. İktidara yakın gazeteler, medya, orada yazanlar ya da televizyonda konuşanlar şöyle bir cümle kuruyorlar. Sonunda anlaşıldı, sorun Berat Albayrak değil, sorun AKP. Yani AKP'ye saldırı anlamında bunu kullanıyorlar. Ancak şöyle bir şey söyleyeyim mi ben? Konjonktüre göre bazı insanlar tavır alıyor. Tayyip Bey'in bir cümlesi var, dedi ki hani kimlerle başladık, bugün yanımda kimler var? Bu bir dil sürçmesi değilse, bir durum tespiti ise Tayyip Bey de bugün yanında bulunanlardan memnun değil. Dolayısıyla milli görüşe, yani ilk milli görüş gömleğini çıkardığım dediği güne geri dönüyor. İşte o nedenle Berat Albayrak eğer burada tutulacak olursa, hem partinin içinde geçmişte Berat Albayrak'tan rahatsız olanlar, hem piyasada rahatsız olanlar, hem bürokraside rahatsız olanlar nasıl bir tavır takınacaklar? Tabii ki bunu bize zaman gösterecek. Ama şöyle bir şey ifade edeyim. Son cümlem şu olsun. Gerçekler bir gün ortaya çıkmak gibi bir karakteri, bir niteliği var. Gerçekleri hiçbir zaman saklayamazsınız. Bu 125 ya da 128 milyar doları Merkez Bankası eğer bir kamu bankasına, bankalarına ya da özel bankalara satmış olsaydı zaten bunu saklayamazdınız, o bankalar tarafından açıklanırdı. Ana mesele şudur, bu 125 ya da 128 milyar dolar kime satıldı? Kime satıldı? Bunun cevabı verilmek zorundadır. Her ne kadar Tayyip Bey bunu pandemiyle mücadelede işte harcandı, işte şöyle harcandı, böyle harcandı diyorsa da bu çok tatmin edici, halka çok inandırıcı bu gelmiyor. Bunun daha şeffaf biçimde çok net rakam ortaya konması gerekir ki özellikle de şu anda muhalif tavır almış olan, hani Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü gibi, onu kenara koydum. İşte örnek, AKP'nin içinden ve o görüşten ayrılmış olup şimdi muhalif kanatta yer alan Karar Gazetesi'nde yazan ekonomistlerin buna inandırılması gerekiyor. Orada yazan ekonomistler derlerse ki kalem ortaya konduktan sonra bu şeffaf biçimde, tamam bu böyle doğrudur, evet böyle harcanmıştır. O zaman kamuoyu buna tatmin olacaktır. Zaten ekranlarda da bu dile getirilecek.
Öyle görülmektedir ki efendim, bu hafta sonunu da biz yine bu tartışmalarla geçireceğiz. Bir bakalım pazartesi olsun, hayır olsun. Konuşmaya devam edeceğiz. Özellikle dediğim ya, Tayyip Bey'in burada İstanbul'daki bu son efendim il başkanlığının seçimiyle ilgili yapılan o kongredeki konuşmalarını yorumlayacağız. Bir bakalım orada ne olacak, ne bitecek, bunları göreceğiz. Şimdi cümlemi bitiriyorum. Erdoğan, ben damat beyi, Berat'ı şu koltuğa oturtuyorum dediğinde AKP'nin içinden hiç kimse karşı çıkma gücünü kendinde bulamaz. Nokta.